Bir tarafımız yaprak döküyor, diğer bir yanımız bahar bahçe. Böyle bir hali yaşıyoruz. Kızım evleniyor, seviniyorum. Ama aynı gezegende yaşarken abluka altında binlerce kız çocuğunun, bebeklerin, kadınların dünyanın bütün hisleri esir alınmışlığı içerisinde feryatlarına tanık oluyoruz. Duygularımız aynen Gazze gibi, Arap bahçe. Ahmet Bey, böyle bir imkanı bizlere sunduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hasan Turan'ın düğün merasimine katılmış olduk. Sayın Vekilimle de görüştük. Çok heyecanlı, çok duygusal, hüzünlü. Aynı zamanda parlamentoda da çok önemli işlere imza atan, dost insanı, gönül insanı, mazlumun yanında yer alan, özellikle Filistin konusunda çok ciddi başarılara imza attı. Kendisiyle onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Gerçekten babacan bir vekilimiz. Keşke bütün vekillerimiz hepsi ama Hasan Turan gibi olsa çok çok daha başarılı işlere imza atarız. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Bu mutlu gününde görüyorsunuz çok ciddi bir kalabalık gelen misafirleri var. Kendisiyle her zaman onur duyduk, gurur duyuyoruz. Bu mutlu gününde genç sınıf kardeşlerimize de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gelen misafirlerle röportajlar için bizleri takip etmeye devam edin. Aynı zamanda Ahmet Bey buraya Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Sayın İsmail Şatıroğlu Bey ile katılım sağladık. Bu mutlu gününüzde duygularınızı alabilir miyiz? Efendim işte kızımı büyüttük, yetiştirdik. Bugün de gelin ediyoruz. Hayat böyle bir şey. Allah insanları bir erkek ve bir kadından yaratmış. Sonra da birbirlerinin yuva kurmalarını emretmiş. İnsanlık aleminin de böylelikle devamını sağlamış. Her birimiz ya kızımızı veriyoruz ya oğlanımızı evlendirip kızımızı alıyoruz. Alma vermenin kardeşidir demişler. Bugün kızımızı evlendiriyoruz. Hem sevinçliyiz, yuva kuruyoruz. Hem de evimizde yetiştirdiğimiz kızımızı verirken içimiz biraz buruk vaziyette. Hüzün, mutlulukla karışık bir hüznümüz var. Allah gittiği yerde mutlu eylesin. Yuvasını inşallah hep saadet içerisinde eylesin. Tabii hani bir sözde der ya, bir yanımız yaprak döker bizim, diğer yanımız bahar bahçe. Dünyada da büyük bir insanlık aleminin içerisindeyiz ama biz mutluluk yaşarken başkaları hüzün yaşayabiliyor. Örneğin Gazze'de çocuklar, kadınlar, insanlar katlediliyor. Ondan dolayı da hüzünlüyüz. Esasında dünyaya gelen herkes mutluluğu hak ediyor. İsteriz ki herkes mutlu olsun. Olacaksa tek bir şikayet diyor, o da o dönemden olsun diyor şair. Öyle olsun ama dünya bu. Ben mutluluğumuzu paylaşmaya gelen bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza, hemşerilerimize,
kardeşlerimize, misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah onlara da hep mutlu günler göstersin. Amin. Genç kardeşlerimize de bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Amin. Kızımız Hüdanur'la, oğlumuz Burakcan'ı da Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Nesillerinden de bol bereketli çocuklar nasip eylesin. Tabii ki kız evladı vermek biraz zor. Biraz hüzün, biraz mutluluk. İkisini biraz bir arada yaşıyoruz. Nasıl? Ama bunlar olması gereken şeyler. Rabbim her ikisine de iki cihan saadeti versin istiyorum. Ve onlar için dua ediyorum. İkinci. Evet, toplam iki tane evladımız var. Bu da ikinci evladımız. Torunumuz oldu. Tabii ki iki tane evladımız vardı ama şu anda dört tane oldu. Bir de torun geldi, oldu beş. Böylelikle nesil devam edecek inşallah. Rabbim hayırlı nesiller nasip eylesin. Amin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de öncelikle Hüdanur kardeşimize hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir yastıkta kocatsın inşallah. Kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hasan abi benim 25 senelik arkadaşım. Sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz abimizdir. Böyle özel günlerde de kendisini henüz bırakmamak için buraya geldik. Genç kızlarla mutluluğunu paylaşmak için geldik. Kendisi sevdiğimiz bir kardeşimiz. Evet, çok değerli bir insan. Aynen. Fizik konusunda da çok başarılı. Çok etkin, çok çalışkan. Özellikle dediğin gibi fizik konularında da çok çalışkan, çok başarılı işler yapan, Filistinlilerin sorunu uğraşma için gece gündüz uğraşan bir abimizdir, kardeşimizdir, vekilimizdir. Allah yardımcı olsun. Yani kendisi gerçekten fizik konusunda özellikle de mücadelesi çok kayda değer ve çok güzeldir inşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. İşte her annenin babanın sevineceği, mutlu olacağı anlardan birini yaşıyoruz elhamdülillah. Bizim de 3 tane evladımız vardı. En büyüğümüz kızımız. Onu gelin etmiştik. İkinci oğlumuz Burakcan, büyük oğlumuz. Hasan Turan Bey'le de düğün olmak bizim için ayrı bir onur oldu. Saygı duyduğumuz bir değerli vekilimiz. Elhamdülillah. Bizler de her türlü haliyle, hareketiyle, davranışıyla düğün olmak da ayrı bir şey yani. Evet. Elhamdülillah. Bu şekilde Rabbim inşallah böyle nasip eder. Diğer gençlere de nasip eylesin. Mutluyuz. Evlatlarımıza karşı yapmaya çalıştığımız vazifelerimizden bir tanesi. İnşallah Rabbim tamamını erdirsin. Mutlu, huzurlu bir yuva eylesin. Temennimiz, duamız böyle yani inşallah. Genç Sif kardeşimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Allah mesut bahtiyar etsin. Teşekkür ederiz. Darısı diğer gençlerimize, evlatlarımız olsun. Önce yaratana, yaşatana, sonra sevgili peygamberimize, güzel devletimize, ülkemize hayırlı kullar, hayırlı ümmetler, hayırlı evlatlar, hayırlı vatandaşlar olsunlar inşallah. Gelecekler hayır olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah, sağ olun. Allah bizler de size teşekkür ederiz. Sağ olun. Hanımefendi, bu güzel mutlu gününüzde duygularınızı alabilir miyiz? Çok şükür Rabbim evlatlarımızın zürriyetini bize gösterecek. Bu mutlu gününde beraberiz. Ne diyebilirim başka? Allah mesut eylesin. Evlatlarımızı mesut eylesin. Çok heyecanlıyız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah mesut bahtiyar etsin. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şami Bey hoş geldiniz. Hoş. Şeref verdiniz. Duygularınızı alabilir miyiz? Bizim parlamentomuzda çok sevdiğimiz arkadaşımız Hasan Turan kardeşim. Aynı bölgeden de milletvekili yaptık. Bu Hasan Bey bu sefer ikinci bölgeden.
çok değerli bir kardeşimiz. Onun evladının bu mutlu gününde bizde gördüğünüz gibi büyük bir izdiham var. Ne kadar sevene olduğunu gösteriyor. Gerçekten Hasan Turan kardeşim herkese dokunan, halkın problemleriyle iç içe olan, onları her zaman dile getiren çok sevdiğimiz bir Karadeniz yiğit evladı. Karadeniz'in yiğit evladı. Evlatlarının başarılı, mutlu olmasını diliyorum. Allah onlara bir ömür boyu aynı yastıkta kocamalarını nasip etsin. Hasan Bey'e de güzel torunlar versinler. Amin inşallah. Bir de Filistin konusunda da çok başarılı çalışmalar var. Tabii çok iyi söylediniz. Filistin dediğimiz zaman mecliste Hasan Turan kardeşim gelir. Hem Filistin Dostluk Grubu Başkanı, hem Filistin'le ilgili haberleri tabiri caizse hep taze haberleri biz kendisinden alıyorduk bundan önceki dönemde. Evet. Ve parlamentoda da bu dönemde de olay 7 Ekim'de başladığından bu yana da parlamentoda da hem konuşmalarıyla hem basın toplantılarıyla bu Filistin meselesini, bu zalim İsrail'in yapmış olduğu bu zulmü en sıcak bir şekilde dile getirdi. Dile getirmeye devam ediyor. Biz de onunla birlikte, biliyorsunuz bugün Sayın Cumhurbaşkanımız İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı'nda çok güzel bir konuşma yaptı. Batı'nın, korkak Batı'nın bir ateşkes bile diyemeyecek kadar zavallı duruma düştüğünü ifade etti. Tabii artık Filistin İslam coğrafyasının bir kanayan yarası. İnşallah bu süreçte ateşkes olacak. Bugün Cumhurbaşkanımız çok önemli bir şeyde bulundu. Bu yakılan, yıkılan yerlerin şey için bir fon kurulmasını teklif ettiler. Çünkü Gazze yerle bir oldu. 12 bine yakın orada sivil, çoluk, çocuk, kadın öldürüldü. Bunların hesabı bir gün sorulacak. İnşallah adil bir mahkemede sorulacak. Ama şunu bütün dünyanın bilmesi gerekir ki Hasan Bey kardeşim de bu davanın Yılmaz bir savunucusu. Zalimin yaptığı yanında kalmaz. Er ve geç adalet yerini bulacaktır diye düşünüyorum. Hasan kardeşime de bu mutlu gününde inşallah Filistin'le ilgili de bizim beklentimiz bir an evvel ateşkesin olması, ardından da oradaki işte acıların tekrar tamir edilmesi. Kolay bir süreç değil. Biz işte onun için Cumhurbaşkanımız hep şunu ifade etti: dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya var dedi. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 ülke İsrail'i kınarken o büyük devletlerden, kocaman devletlerden en ufak bir ses çıkmadı. Ama bugün o ülkelerin hepsinde çok büyük sivil hareketler var. İnsanlar sokaklarda bu ölümleri, bu katliamı protesto ediyor. İnşallah emeklerimiz boşa gitmeyecek diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Biz de takip ediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Başarınız hep daim birlikte olsun. Çok teşekkür ediyorum. Size de yayınlarınızda başarılar diliyorum. Rica ederim. Sağ olun. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Çok hoş kıymetli olur. Vekilimiz Hasan Turan'ın Biricik kızının düğününe geldiniz. Duygularınızı alabilir miyiz? Haşim İskender ben. Sancaktepe Belediyesi Meclis Başkan Vekiliyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesiyim. Şimdi Hasan Bey bizim birlikte yıllardır siyaset yaptığımız bir büyüğümüz. Çok kıymetli bir büyüğümüz. Aynı zamanda kendisi STK'cılıktan geliyor. Çok bu işleri bilen insan. Biz de düğüne davet edilince biz de koşarak geldik. Hasan Bey hem babacan tavırlarıyla hem iletişimiyle çok iyi bir insan. Biz de onun mutlu gününde yanında bulunmak istedik. Allah evlenen çiftliğimize iki cihan saadeti versin. Onları mutlu mesut kılar. Hasan Bey'e de bol bol torun verir inşallah. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Duygularınızı alabilir miyiz? Valla Sayın Vekilimizi biz il olarak, Giresun il olarak inanılmaz severiz. Her zaman o bizim meclisimize gelir, katılır. Biz de onu burada onur etmek için, ona destek olmak için yanındayız burada. Allah mutlu etsin.
Çok teşekkür ederiz. Ben Serkan Şengün, Giresunluyum. Şengünler Birliği adına tüm sülalemizi temsilen başkanımızın kızının düğününden bu mutlu gününde yanında olmaya geldik. Allah mutlu mesut etsin inşallah. Mutlulukları daim olsun. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duyularınızı alabilir miyiz? Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben 25.03.1963 doğumlu Vahit Karakaya, Giresunluyum. Giresunlu olmaktan gurur duyuyorum. Hasan Turan vekilimiz benim hem Avrupa yakası Güngören'den, parsellerden tanıdığım bir kardeşim. 3 dönemdir çok başarılı bir şekilde mecliste milletvekilini sürdürüyor. Birçok yerde, kongrelerde, fuarlarda kendisiyle birlikte olduk. En son dönem hastanemizin de katıldığı Maltepe etkinlik alanında yine birlikteydik. Ben buradan tabii kızımıza da, oğlumuza da inşallah sağlıklı, huzurlu, bereketli bir ömür diliyorum. Hasan Turan vekilim neredeyse Giresun'un hemşerisi olarak Vahit Karakaya'da onunla birlikte. Her yerde onunla birlikte olmaya çalışıyorum. Çünkü vekillik ayrı bir şey. Üst düzey ayrı bir şey. İnsanlık çok önemli. Vekilimiz de bu sonuna kadar var. Evet, biz de kendisini çok seviyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Eskide, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Eskide Giresun Spor'un eskide futbolcusuyum aynı zamanda. Profesyonel futbolcusuyum. Ondan sonra iki dönem ben 14 yaşındaydım. Onu da söylemek istiyorum. Ben 14 yaşındaydım. Süper Lig'den düşmüştü. Tam 44 yıl sonra Süper Lig'e geldi biliyorsunuz. Maalesef geçen sene düştü. Bugün de Tuzla Spor maçını izledim. 3-1 mağlup oldu takım. Tekrar sporumuzun, futbolumuzun eski günlere dönmesi dileğiyle inşallah. İnşallah Giresun sporumuza da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim rica ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Duyularınızı alabilir miyiz? Gençlere iki cihan saadeti diliyorum. Hasan Bey çok kıymetli bir değer, çok kıymetli bir insan. Dostumdur, iyi bir parlamenterimizdir, İstanbul'un iyi bir vekilidir. Her kesimi, her kesip kucaklayan çok yetenekli, çok kaliteli, çok kıymetli bir ülkenin değeridir, siyasetçisidir. Dolayısıyla evlatlarına iki cihan saadeti diliyorum. Eşimle beraber katılım sağladım. İsmim Maksut Konyar, eğitimci, yazar, iş insanıyım ben. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Yanımızda Güngören İnşaatlar Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanı Mehmet Turan var. Çok kıymetli vekilimiz Hasan Turan'ın düğün merasimine geldi. Sayın Başkan, görüşlerinizi alabilir miyiz, duygularınızı? Vallahi her iki Hasan Turan Başkanıma hayırlı olsun, çocuklarına hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah bir yastıkta kocamayı nasip etsin inşallah. Hayırlı nesiller olur inşallah çocuklarından. Buraya gelen arkadaşlar herkese teşekkür ediyoruz. Bize de bu fırsatı verdiği için Ahmet abiye, Sayın Azmi Başkan'a teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Vekilim, hoş geldiniz. Duygularınızı alabilir miyiz? Bugün Hasan Turan Bey kardeşimizin, Hüdanur kızımızın düğün merasimi için buradayız. Biliyorsunuz sevinçler paylaşıldıkça büyür, acılar paylaşıldıkça küçülür diye bir söz var. Bugünkü sevinçli anlarını paylaşmak üzere Ankara'dan eşimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördüğüm kadarıyla çok kalabalık bir, nezih bir toplantı olacak, nezih bir düğün olacak inşallah. Tabii Hasan Bey'in tek kızı var. Ve çok heyecanlı gördüm onu kapıda. Tabii kız vermek kolay değil. Ben onu yıllar önce yaşamıştım, şimdi o ilk defa yaşıyor. Dedim çok titreme. Biraz titriyor dışarıda ama heyecanlı. Her iki gencimizi de tebrik ediyoruz. İnşallah mutlu ve huzur içinde bir ömür sürerler. Yani diyecek çok şey var ama bu sevinçli günlerinde onlarla olduğumuz için de biz de ailece eşimle beraber Ahmet Bey dostumuzla Ankara'dan geldik ve onlarla birlikte olacağız inşallah. Her iki aileyi de tebrik ediyorum. Ama özellikle de Hasan Turan Bey'i, işini ve kızımızı ayrıca tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla da bütün izleyen dostlara selam ediyorum. Hanımefendi hoş geldiniz. Duygularınızı alabilir miyiz? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Arkadaşımın, vekilimizin hem Ankara'da komşumuz hem memleketimiz düğününe geldik.
gençleri tebrik ediyorum. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Duygularınızı alabilir miyiz? Tabii. Küçükçekmece Kızılay Şube Başkanı Hüseyin İpek. Bugün Hasan kardeşimizin evladının düğün merasimine iştirak ettik. Hasan Turan Bey biliyorsunuz meclis idare müdürü yapıyor, idare amiri. Bizim siyasette önemli aktörlerden bir tanesi. AK Parti'nin kuruluşundan beri var olan bir kardeşimiz. Daha önce de Büyükşehir Meclis üyeliği yapmış. Şimdi de idare amirliği yapmış. Böyle mutlu bir güne şahitlik etmek üzere biz de burada bulunmak istedik. Belediye başkan aday olduğunuz duyumu aldık, doğru mu? Henüz resmi olarak aday adaylığını açıklamadık. Ama inşallah cuma günü, cuma namazı çıkışında ilçeye müracaat ederek, AK Parti ilçe teşkilatına müracaat ederek adaylığımızı resmi olarak açıklayacağız. Hedefimiz Küçükçekmece'de tekrar AK Parti bayrağını dalgalandırmak olacak inşallah. İnşallah. Hayırlı olur. Başarılarınız daim olsun inşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Mavi Karadeniz TV'nin ortaklarından Karadavut abimiz, aynı zamanda değerli vekilimiz Hasan Turan'ın yol arkadaşı. Duygularınızı alabilir miyiz? Sevgili izleyenler, Hasan Turan Bey ile sevgili vekilimizle aşağı yukarı 25-30 sene öncesinden tanışıklığımız vardı. Biz aile dostu olarak tanıştık. Tabii zaman içinde insanlar kaderi gereği nerelere ulaşıyor. Bizler televizyon sahibi olduk, müzisyen olduk, o milletvekili oldu, meclis idare amir oldu. Yani Rabbimizin müsaade ettiği kadar engelleri böyle basamaklara çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı oluyoruzdur vatanımıza, memleketimize. Bu mutlu günümüzde benim de çocuklarım evlendi zamanında. Hasan Turan Bey, sevgili vekil bizleri hiç yalnız bırakmadı. Bizler de tabii ki onun bu mutlu gününde onu yalnız bırakamazdık. Geldik, onurlandık. İnşallah iki evladı vardı. Erkek olan evlendi. Şimdi kızı evleniyor. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Hasan Turan'ın heyecanı şöyle. İki evladı vardı zaten. Kız çocuğu ayrıdır. Kız çocuğun önemi bir başkadır ailede. Sevgili kameramanımız, kameraman Ahmet Bey'in de bir kızı var. O da onu çok iyi bilir, kız çocuğunun çok özellikli olduğunu. Belki ondan da duygusallığı sevgili vekilimizin. Artık evde kimse kalmıyor. Ama kız çocukları annesini babasını yalnız bırakmıyor. Peşini bırakmıyor. O yüzden fazla üzülmesine gerek yok. Ben bunu yaşadım. Buradan da inşallah bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah tamamını erdirsin. Bir yastıkta kocasın diyorum. Şimdi Mavi Karadeniz TV 18 yıldır bölgeye, Karadeniz bölgesine hizmet etmeye devam etti. Elimizden geldiği kadar yerel, otantik manada çok büyük hizmet ettiğimizi zannediyorum. Hem sanatçı arkadaşlarımız, hem yöre insanlarımız bu hakkı bize teslim ediyorlar. Deniyor, tamam televizyonu devrettiniz, tekrar bu camiaya girecek misin? İsim hakkımız devam ediyor. Bu arada Mavi Karadeniz TV ismine lisansını vermedik. O üzerimizde devam ediyor. Tekrar televizyonculuğa adım atacak mısınız deniyor. Ama biz yani uydu manasında, uydu televizyonculuğu manasında, TürkSat manasında televizyonculuk yapmayı asla düşünmüyoruz. Çünkü televizyoncu çok masraflı bir kalem haline geldi. Diğer ulusal TV'lerden de bunu yaşadık. Birçok televizyon hepsi TMSF'ye gittiler. TMSF'den daha sonra iş adamları vasıtası, zengin iş adamları vasıtası tekrar yayın hayatına başladılar. Yani burada pabuç pahalı. O yüzden buraya girdiniz ama arkanızdaki o büyük gücü görmek zorundasınız. Biz de o büyük gücü göreceğimizi pek kısa vadede zannetmediğimizden dolayı bu işe, tekrar yayıncılık hayatına TürkSat manasında asla dönüş yapmayacağız. Ama şu anda YouTube TV babında, belki Mavi Karadeniz TV YouTube kanalı adı altında yayın hayatına devam etme olasılığımız yüksek. Çünkü sanatçılarımızdan Serdar Ortaç olsun, diğer sanatçılarımız olsun, bakıyorum devamlı YouTube kanallarında boy gösteriyorlar. Bu artık televizyonculuk, daha önce de söyleniyordu bize, YouTube'da çok daha aktif olacak deniyordu. Biz bunu biliyorduk ama duymamazlıktan geliyorduk. Nitekim YouTube kanalları, sosyal medya kanalları bizi tabiri caizse ezip geçti, kendine çektiler. Bizler de kısmetse belki YouTube kanalı olarak yayın hayatımıza devam etmeyi düşünüyoruz.
kısa vadede. Uzun vadede değil, kısa vadede. Çok yakın belki de. Ben buradan herkese selamlar, sevgiler sunuyorum. Ben Kara Davut, sevgiler, saygılar. Giresun'un önde gelen STK kazılarından Abdurrahman Bey, hoş geldiniz. Sağ olasın, teşekkür ederim. Bu akşam mutlu bir anda kıymetli vekilimiz, meclis idare amirimiz Sayın Hasan Turan'ın çocuğunun düğün merasimine geldik. Tüm dostları burada gördük. Ankara Protokolü burada, Giresun Camiası Cemiyeti burada, Karadeniz Cemiyeti burada. İnsanlar iki günde yanında olmak lazım. Hüzünlü ve mutlu anlarında. Biz mutlu anlarında bugün Sayın Vekilimizin yanındayız. Yol arkadaşımız, abimiz hem sivil toplum örgütünden bizim başkanımızdır Hasan Vekilimiz. Uzunca yıllar Giresun Federasyonu, Giresun Denetler Birliği'nde beraber çalıştık. En sonunda bizim Hasan olarak meclise gönderdik. Ve Ankara'da bizi de çok iyi temsil ediyor. Artık Giresun'da siyasetinde abisi noktasına erişti kendisi. Ben tüm çocuklarımıza mutluluklar, saadetler diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Eyvallah, sizlere. Sağ olun. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız, Hasan Başkanımız yanımızda. Sayın Başkanım, duygularınızı alabilir miyiz? Tabii ki burada sevinçli bir gün. İnsanın hayatında, annenin de babanın da en mutlu günlerden birisi. Hasan Turan kardeşimiz de bizim uzun zamandan beri tanıdığımız, bir dönem Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde meclis üyesi olarak beraber çalıştığımız değerli bir arkadaşımız, hemşerimiz, dostumuz. Onun kızının burada düğününe, nikahına şahitlik etmek bizi de mutlu ediyor. Heyecanla ortak olmak mutlu ediyor. Ama kız babası olduğu için herhalde birazcık da düğün sonrası teselliye de ihtiyacı olabilir. Orada da yanında olacağız inşallah. Hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Aramızda Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekilimiz Sayın Yusuf Kızıldağ aramızda. Sayın Başkanım, görüşlerinizi alabilir miyiz? Yani tabii Hasan Turan vekilimiz federasyonlardan beri tanıdığımız, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Sağ olsun ülkemiz için de çok güzel çalışmalar yapıyor. Ve bu anlamda biz de bu akşam onun en mutlu gününde burada yer aldık. Trabzon Dernekleri Federasyonu olarak yeni evlenen çiftlerimize başarılar diliyoruz. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Teşekkür. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayın başkanım, Trabzon etkinliğimiz oldu. Sizin görüşünüz nasıl geçti? Gayet güzel oldu. Biraz havalar soğuk geçse de daha sonra güneş olduktan sonra hava gayet iyi oldu Yenikapı. Ama inşallah havalarında Trabzon'un kurtuluşunu daha güzel, daha görkemli bir şekilde yapacağız. İnşallah. Teşekkür ediyoruz başkanım. 24 Şubat'ta bütün İstanbul'daki ve Trabzonlu, Trabzon sevenlerini havalarına bekliyoruz. Oflu iş adamı Yılmaz Bey aramızda. Yılmaz Bey, görüşlerinizi alabilir miyiz? Vallahi işte vekilimizin daveti üzerine biz de bu geceye katıldık. Bu gecede bir katkımız olsun diye Hasan Bey'e, Sayın Vekilimize hayırlı uğurlu olsun, Allah mesul etsin diyelim. Hayırlı. Vekilimiz de çok değerli bir insan. Bizim de zaten yıllardan beri tanıdığımız arkadaşımız. Çok değerli bir insan. Teşekkür ediyoruz Yılmaz Bey. Teşekkür ederim. Yaşar Reis aramızda. Yaşar Bey, duygularınızı alabilir miyiz? Vallahi Sayın Vekilimizin düğününde olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü ben yıllardan beri Sayın Vekilimle beraberdim. Gerek televizyon ekranlarında gerek siyasette. Ama şunu söyleyeyim, muhteşem bir kalabalık. Güzel bir kalabalık. İnşallah bu kalabalığın başka bir yerde yine bir arada olması dileğiyle çiftimize ömür boyu mutluluklar dileklerimi iletmiş olayım. Vekilimiz de çok sevilen, saygı gören bir vekil. Mazlumun yanında. Evet. Değerli bir insan. Şimdi vekilim Giresun Dernekler Federasyon Başkanı olduğu dönemde televizyon programı yaptığımızda özel bir kanalda ben her zaman söylemiştim. İnşallah gelecekte Giresun'un bir milletvekili olarak seni göreceğiz ve bunu şimdi burada söylüyorum. Yaklaşık bir 15 sene önce söylemiştim ama vekilimiz hak ettiği yerdedir. Garibanın yanındadır. Ne zaman bir işimiz olduğunda kendisine ulaştığımızda işlerimizi en kısa zamanda çözüyor. Gerek kendisi gerek yardımcılarıyla beraber. Ben Giresunlar için kendisine özellikle bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben Trabzon'a arabayla giderken tam Giresun'a girdiğim zaman Piraziz tabelasını gördüğümde kendisine mesaj atıyorum. Sağ olsun hemen davet ediyor. Buyurun yemek ısmarlayalım, çay ısmarlayalım. Evet. Çok mütevazı bir insan. Biz de kendilerini bir Trabzonlu olarak seviyoruz ve gurur duyuyoruz. Aynen aynı şekilde. Dediğim gibi
Bir arkadaşımız, kısa bir örnekle kapatacağım konuşmamı. Bir arkadaşımızın, Bağlız'ın eşi kaza geçirmişti. Yaklaşık bir 10 yıl süren bir davası vardı. Biz vekilimize yaklaşık 2 sene falan oldu, 2-3 sene önce ulaştığımızda bir telefonla beraber o 10 yıllık süren davayı sonuçlandırdı ve bize de özellikle kendisi mutlu haberi verdi. Bunun için de ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı programlar. Aramızda Göreli Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi aramızda. Sizi tanıyabilir miyiz? Birol kardeş ben, Göreliliyim. Uzun zamandır Göreli Dernekler Federasyon Başkanlığı'nı yaptım. Şu an Onursal Başkanlığı'nı yapıyoruz. Giresun Vakfı'nda, Giresun Federasyonu'nda üyeliklerimiz var, kurucular arasındayız. Şu anda Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyeliği yapıyorum. Aynı zamanda mali müşavirim. Uzun zamandır Giresun Dernekçiliği'nin içerisindeyiz. Sayın Vekilimiz Hasan Turan Bey'le de çok uzun zaman birlikte dernekçilik yaptık, çalışmalarda bulunduk. Bugün de onun kızının mutlu gününe şahit olmak için buradayız. Allah'ın mesut bahtiyar eylesin. Hasan Turan Vekilimizle bir kere daha gurur duyduk. Yani buraya topladığı insanlarla burada ki demek ki ne kadar doğru işler yaptığını, ne kadar sevildiğini hepimiz burada gördük, bir kere daha şahit olduk. Ben kendisine, aileyi tebrik ediyorum. Yeni evli çifte de mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Vekilimizin Hasan Turan'ın kızının düğünündeyiz. Haliç Kongre Merkezi'nde. Bu arada birbirinden değerli misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi Eynesil Dernekler Federasyon Başkanımız Sayın Adem Bayram. Adem Bey'in de duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofon sizde, buyurun. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sayın Vekilimiz İstanbul'da Giresunlara abilik yapan bir abimiz. Bu akşam da Giresunların onu ne kadar sevdiğini, Giresunlara da onun ne kadar hizmet ettiğini, hizmet aşkıyla yaklaştığını görüyoruz. Çok kalabalık bir düğün. Düğünü hayırlara vesile olsun. Ben evlenen vekilimizin başta kızı, kardeşimize ve eşine mutluluklar diliyorum. Rabbim iki can saadeti nasip eylesin. İnşallah Giresunların birlikteliği, beraberliği bu düğünde olduğu gibi her daim artarak devam eder. Evet, teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin, ilave etmek istediğin? Eklemek istediğim sadece şu var. Bugün düğünümüz var. 7-10 Aralık'ta Allah nasip ederse Giresunların Atatürk Havalimanı'nda tanıtım günleri adı altında ikinci bir düğünü daha olacak. Bütün hemşerilerimizi buradan 16.sı düzenlenecek olan Giresun tanıtım günlerine davet ediyoruz. Yer olarak neredeydi? Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Hemşerilerimiz oraya bekliyoruz. İkramlarımız bol. Gelen tüm misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyacağız, gurur duyacağız. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar. Yine benim yıllardan beri televizyonlarda, radyolarda değerli sponsorum Gökhan Demir, Eurocam Yönetim Kurulu Başkanı. Bu akşam da yine Hasan Bey'in düğününe geldi, kızının düğününe. Ve onun da duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Efendim hoş geldin, sefalar getirdi. Hoş bulduk. En önemlisi şu, gerçekten aile kurmak çok önemli bir şey. Ve bu mutlu gününde Hasan Başkanımızın da yanında olmak ve onu bu mutlu günde yalnız bırakmamak bizim için çok değerliydi. Bizi bu düğüne çağırdı ve bu mutluluğunu paylaştığı için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. İnşallah mutlu mesut ve gerçekten vatana millete hayırlı evlatlar olur hepsi. Çok mutlu bir gündeyiz ve mutlu olmalarını da çok istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Şimdi insan vardır unutulmaz ama adam vardır unutulmaz. Yaptığı eserlerle tanıtır. İşte onlardan bir tanesi Piraziz Belediye Başkanımız vardı, Hasan Şenel. Allah rahmet etsin, mekanını cennet etsin. Benim de çok sevdiğim değerli bir dostum, kardeşimdi. Mekanı cennet olsun. Çok erken ayrıldı aramızdan. Mekanı cennet olsun. Allah'ın çok sevdiği kulumuş ki ayrıldı. Ve onun bir evladı var. Biz tanıyoruz ama o kendi kendini tanıtsın. İnşallah ilerleyen zamanlarda da güzel güzel müjdelerini alacağız. Öncelikle Hasan Bey'in kızının düğününe hoş geldiniz Sayın Vekilimizin. Şeref verdiniz kardeşim. Sizleri bir tanıyalım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de Sayın Vekilimizin düğününün hayırlı olmasını ve aileye de mutluluklar diliyorum. Rahmetli Piraziz Belediye Başkanı, eski belediye başkanı Hasan Şenel'in oğluyum.
Koç sistemde çalışıyorum. Yazılım tarafıyla ilgileniyorum. Orada tüm koç şirketlerinin yazılım envanterini yönetiyorum. Aynı zamanda da Giresun Piraz ilçesinde Natanat markası altında fındık girişimimiz var. Yeni bir startup. Markamızı tüm dünyaya tanıtarak Giresun fındığımızın tüm dünyada en kaliteli fındık olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi ileride de bir seçim süreci var. Zannediyorsam Piraz Belediye Başkanı'na da aday adayı başvurdunuz mu? Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Piraz'ın hemşerilerimize, sizlere destek vereceklerine, baban da bunları yaptı, Allah mekanını cennet etsin. İnşallah sen de devamını getireceksin. Neler söylemek istersin? Biz babamızın yürüdüğü yolda doğru, dürüst ve insanların yüzünü güldüren mutlu bir belediyeciliği Piraz'a vermeye çalışıyoruz. Piraziz günümüzün çok gerisinde kalmış durumda ve biz Piraziz'i gerçekten muasır medeniyetler seviyesine çıkartmaya çalışıyoruz. Burada dünya üzerinde kazandığımız, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşama fırsatı buldum ve kazandığım tüm deneyimleri, tecrübeleri Giresun Piraziz ilçemize aktararak burada bir farklı bir vizyonla Piraziz'i Giresun'un incisi yapmak hedefimiz var. Babamızdan yarım kalan hikayeyi yazabilirsek bizim için dünyadaki en büyük mutluluk olacak. Çok teşekkür ediyorum. Yine görüşeceğiz ilerleyen zamanlarda. Yolun bahsede açık olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Giresun Dernekler Federasyonumuzun başkan yardımcısı, sevgili kardeşim, yıllar yılı da yine Hasan Turan Bey ile beraber beraber çalışmış federasyonda. Değerli kardeşim, bizler tanıyoruz ama şimdi o kendi kendini tanıtacak. Öncelikle hoş geldin, sefalar getirdin. Hasan Bey'i bu mutlu gününde yalnız bırakmadın. Duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Şimdi önce ben Yalçın Karabiber, Küçükçekmece Giresun'a dernek başkanıyım. Aynı zamanda Giresun Federasyonu'nun eğitimden sorumlu başkan yardımcısıyım. Şimdi hocam, evet, bizim Hasan diyoruz biz ona. Evet. Milletvekili oldu ama sıfat bizim Hasan. Bir insan iyi ve kötü günde, mutlu ve acı günde seninle beraberse biz de sayın bizim Hasan'ın yanında olmak istedik. Bu mutluluğuna şahit olmak istedik. Daha önce burada oğlunu da Muhammed'e de evermiştik. Nikahına şahit olmuştuk. Şimdi kızımız da nikahına şahit olmaya geldik. Bu mutlu gününü, sayın vekilimizin mutlu gününü paylaşmaya geldik. İnşallah iki gençlerimize iki cihan saadet ettiler. Mutlulukların daim olmasını temin ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Yine yıllar yılı Giresun kültürüne hizmet etmiş Giresun Federasyonu kurucularından. Giresun gerçekten her nerede bir organizasyonu varsa en önde safta yer almış. Hasan Turan Bey'le de yıllar yılı beraber çalışmış. Giresun tanıtım günlerinin organizasyonunu tek başına mücadelesini yapmış. Değerli bir isim Temel Bilican. Hasan Bey'in de bu mutlu gününde yalnız bırakmamış. Daha neler sorayım. Sevgili evet. Temel Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hasan Bey bu mutlu gününde de yalnız bırakmadınız. Duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Tamam, ben konuşsam ya. Çok konuş. Buyurun. Evet. Şimdi aslında şöyle bir şey ifade edeyim. Bu Giresun günlerini yaparken dolayısıyla sen de vardın o süreçte. Evet. Yani biz o noktada kimin emeği varsa, kimin çabası varsa her zaman herkese saygı duyarız. Dolayısıyla biz de sonuçta 2007 yılında başlayan bir serüvendi. Hasan Bey'le başlayan, Hasan Turan'la başlayan süreçte. Beraber bir yol yürüdük. Giresun memleket için güzel neler yapılabilir diye her aşamasında memleketin her noktasını ilmik ilmik gezerek, adımlayarak her insanla ulaşmaya çalıştık memleketimizin. Sonuç itibariyle bugün de burada. Bugün de güzel bir merasim var, töreni var. Burada biz de hayırlı olsun dileklerimizle buraya geldik. Burada katıldık yani. Ama çok teşekkür ederim. İlave etmek istediğin var mı başka? Allah mesut bahtiyar eylesin gençleri. Bir sevdadır Karadeniz'e, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun sevgili dostlarım. Abone olmanızı bekliyoruz. Gönlümüz sizlerle. Yine Karadeniz kültürüne her zaman, Giresun kültürüne özellikle de her zaman destek vermiş. Bu yılda kaçıncısını düzenledik? 24.sünü düzenlediğimiz Kuş Dili. Geleneksel düzenlenen festivalimizin başkanı Sayın Şeref Köçek. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Hasan Turan Bey'i bu mutlu gününde yalnız bırakmadınız. Sizlerin de duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz efendim. Şeref Köçek kardeşim, benim ismim Rıfat. Derneğin as başkanıyım. Önemli değil. Hasan Turan da bizim yaklaşık 20 yıla yakındır
İstanbul'da Giresun günlerinin tanıtımındaki en başındaki insanlardan biridir. İki dönemdir de milletvekili. Biz onun her zaman yanında olduk. Hem dernekçiliğinde hem de milletvekili sırasında desteklemeye de devam edeceğiz. O Karadeniz kültürünün bir parçası, bütün hemşehrilerimize her zaman yanında olmuş. Her cenazesinde, düğününde, acısında, tatlısında biz de onun bu güzel mutlu gününde onu yalnız bırakmamız doğru olmaz. Her zaman da yanında olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yine çok değerli bir isim, iş insanı, yine Çanakçımızın İstanbul'da gerçekten kuş diline her yıl ağlığını almış ve her yılda desteğini esirgememiş değerli bir isim. Biz tanıyoruz ama o kendi kendini isimen söyleyecek. Efendim, Hasan Turan'ın düğününe geldiniz kızının. Bu mutlu günde yalnız bırakmadınız. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ondan sonra duygu ve düşüncelerinizi alalım. Adım Yakup Kuğu. Restorasyon işi yapıyorum. Tarihi eserleri, aslına uygun onarımını. Giresun Göreleliyim. Haliyle Hasan Vekilimiz vatandaşı yalnız bırakmadığı için biz vatandaşlar olarak da onu yalnız bırakmamak vatandaşlık görevimiz diye düşünüyorum. Çünkü toplumun her organizasyonunda, düğünde, dernekte, hastada, her yerde bulunan bir insan. O yüzden vekil olması değil de insan olması bizim için daha önemliydi. O yüzden biz de buradayız. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Allah mutluluğunu daim etsin çocukların. Çok teşekkür ederim, hayırlı akşamlar. Kıymetli başkanım aramızda, Zeytinburnu Belediye Başkanı. Başkanım, görüşlerinizi alabilir miyiz, duygularınızı? Efendim, bugün kıymetli vekilimiz, dostumuz Hasan Turan'ın evladının mutlu gününde buradayız. Rabbim Hasan abiye, değerli vekilimize torunların da mürüvvetini görmeyi nasip etsin. Evlenen çifte de ömür boyu mutluluk diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Çok kıymetli Trabzon Dernekleri Federasyon Başkan Yardımcısı Ahmet Başkanım aramızda. Başkanım, duygularınızı alabilir miyiz? Duygularımız tabii ki kıymetli bir büyüğümüzün düğününe geldik. Burada Hasan Turan gibi STK'lar noktasında bu işin çok ciddi manada yükünü almış. Arkasından da milletvekili olmuş. Böyle bir abimizin düğününe gelmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Allah mutlu, mesut, bahtiyar etsin. Buraya gelmişken böyle Türkiye'nin farklı noktalarında, İstanbul'un her tarafından dostlarımızı, arkadaşlarımızı görmek bizi zaten ekstra mutlu ediyor. Bu açıdan mutluluklar diliyoruz. Allah böyle birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi daim eylesin inşallah. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Mutlu bir gündeyiz. İstanbul Milletvekilimiz, aynı zamanda Meclis İdare Amirimiz, kıymetli büyüğümüz Hasan Turan'ın kızının düğün merasimindeyiz. Yanımızda kim var? Giresun Federasyonumuzun çok kıymetli başkanı, muhterem Memiş Başkanımız var. Hem günün önemini hem de devamında bizim Giresun günlerimizde bunlarla ilgili başkanımızın düşüncesini alalım. Evet. Öncelikle Hasan Turan kardeşimizi ve kızımız Hüda Nur'u tebrik ediyorum. İnşallah ebedi bir mutluluk nasip olsun. Dünya ve ahiret mutluluğu nasip eylesin Rabbim onlara. Hasan Turan kardeşimiz biliyorsunuz Giresun Federasyonu'nun bizden önceki dönem, bir önceki dönem başkanı. Aynı zamanda da bugün Giresun Federasyonu'nun faaliyetlerini yürüttüğü faaliyetlerin de fikir babası olan bir kardeşimiz. Giresun Federasyonu bugün konumuna taşıyan bir kardeşimiz olduğu için de Giresun camiası içinde çok önemli bir şahsiyettir. O yüzden kendisi bugünkü buradaki kalabalıktan da fark ediyorsunuz. Çevresinden ne kadar sevildiğine dair bir anlam ifade ediyor zannediyorum bu kalabalık. Biz de kendisini tebrik etmeye, bu güzel gününde yanında olmaya geldik. Biraz önce tebrik ederken ağlamamasını söyledim. Çünkü kız evlendirmek zordur. Ben de kızımı evlendirirken ağlamıştım. Allah mübarek. Ondan sonra. Şimdi ona dedim ki birkaç gün sonra geçer gibisinden bir tesellide de bulundum. Kendisini tebrik ediyorum. Allah çocuklarımıza tekrar ebedi saadetler nasip eylesin. Bu arada evet, Giresun Federasyonumuzun 16.sını organize ettiği Giresun günlerini bu sene Yeşilköy Havalimanı'nda yapacağız. Altını çizerek söylüyorum. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. Ayak alışkanlığı nedeniyle tekrar Yenikapı'ya insanlar gitmesin. Yeşilköy Havalimanı'na gelsin. Her zamankinden daha güzel bir etkinlik olacak. Kış aylarına denk geliyor soğuk hava ama orası... Giresun'a hep bu iş ilkini yapıyor ya. Yani. Evet. Hem memleket günlerinin ilkini Giresun'a yaptı. Atatürk Havalimanı'nda ilkini yapacağız bu sene. Evet, bu sene yine orada da ilk olacak. Ama şöyle bir şey var. Belki hani Aralık ayı soğuk olur gibi bir endişe. Orası kapalı bir alan. Hiç kimse soğuk olacağından endişe duymasın. Tamamen kapalı. Soğukla ilgili hiçbir şeyimiz yok. Ancak gidiş gelişlerde belki böyle bir soğuk durum olabilir.
Ona da katlanalım artık. Giresun evet. adına bir bu büyük etkinliği de inşallah en güzel şekilde gerçekleştirelim. Ben Giresunlulara güveniyorum. Sonuna kadar da bu etkinliğe inşallah. Destek vereceklerini biliyorum. Yani inanmanın ötesinde bir şey. Taksim yürüyüşü olamıyor. Çünkü Taksim'de yürüyüş yapmaya İstanbul Valiliği tarafından daha önceki yıllarda yasaklandı. Ama biz bu sefer Üsküdar veya Ümraniye gibi İstanbul'un eski kadim ilçelerinin birinin merkezinde, Eyüp'te olabilir. Böyle işaret fişeği niteliğinde eski Taksim yürüyüşü niteliğine benzer bir 3-4 gün öncesinden bir toplantı yapacağız. O toplantıda herhalde bunun benzeri bir şey olacak. Güzel bir etkinlik olacak. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ olun. Ağzını sağlayın. İstanbul AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tarkan Başkanım. Sayın Başkanım, sizin duygularınızı alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hasan abimiz diyoruz sayın vekilimiz. Hasan abimiz bizim için kıymetli, değerli, önem verdiğimiz büyüğümüzdür. Onun bu mutlu gününde ailesinin yanında olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ben her iki aileye de hayırlı, mutlu, mübarek olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Başarılarınız daim olsun inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, varlıklarıyla bizleri müftehir kılan çok kıymetli büyüklerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer Tülay Hasan Turan çiftinin kerimesi Hüda Nur Hanım ve saygıdeğer Zahide Cengiz Çelik çiftinin mahdumu Burak Can beyefendinin bir ömür boyu mutluluk duasıyla çıktıkları yolculuğa hep birlikte şahitlik etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Teşrif eden kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ediyor. Programı başlatabilmek için ayaktaki misafirlerimizi ileri olarak yerlerine davet ediyorum. Efendim birazdan Kur'an-ı Azimuşşan'a kulak vereceğiz. Bu vesileyle ayaktaki misafirlerimizi yerlerine davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Kıymetli misafirlerimiz, Kur'an-ı Azimuşşan'ı tilavet edecek olan Hafız Bekir Köse hocamı ben sahnemize davet ediyorum. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Azimuşşan'da şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Ve izâ kuryel Kur'ânu festemi'ûleh
وَاَنْسِفُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunurken susun ve dinleyin. Umulur ki rahmet olunursunuz. Buyurun muhterem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا Başkanlarımız, kıymetli
bakanlarımız, saygıdeğer AK Parti Devlet Meclisi Grup Başkanımız, çok kıymetli komisyon başkanlarımız, önceki dönem bakanlarımız, milletvekili kardeşlerim, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları, çok kıymetli il başkanımız, teşkilatımızın değerli mensupları, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, çok kıymetli dostlarımız, kardeşlerimiz, misafirlerimiz, hemşehrilerimiz, uzaktan ve yakından gelen saygıdeğer konuklarımız, öncelikle hepinizi en kalbi muhabbetlerimle, selamların en güzeli olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Bugün burada kızım Hüdanur ile damadım Burakcan'ın izdivacına şahitlik etmek olarak etmek üzere geldiniz. Şeref verdiniz. Onur verdiniz. Bizleri de onurlandırdınız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Rabbim sizleri de her zaman böyle mutlu günlerde buluştursun. İki aile adına da, hem Çelik ailesi hem de Turan ailesi adına da teşriflerinizden dolayı çok mutlu oldum. Onur duyduk. Tabii yaşadığımız günler, dünya bir gezegen mi yoksa çelişkileri içinde barındıran bir metafor mu? Bir tarafımız yaprak döküyor, diğer bir yanımız bahar bahçe. Böyle bir hale yaşıyoruz. Kızım evleniyor, seviniyorum. Ama aynı gezegende yaşarken abluka altında binlerce kız çocuğunun, bebeklerin, kadınların dünyanın bütün hisleri esir alınmışlığı içerisinde feryatlarına tanık oluyoruz. Duygularımız aynen Gazze gibi, Arap bahçe. Rabbim oradaki kardeşlerimize bir an önce nusret nasip eylesin. Bütün bir insanlık alemi esasında bir vücut gibidir. Bir tarafına bir iğne battığında diğerlerinin de sızı duyması, hissetmesi gerekir. Ama görüyoruz ki insanlıktan nasibini almayanlar ve insanlığını kaybedenler hissetmiyorlar. Allah hisseden insanların sayısını çoğaltsın. Ben burada bu güzel günümüzde, bu özel günümüzde bizlerle beraber olan bütün dostlarıma tekrar teşekkür ederken kızıma ve damadıma bugün bizim için de alem ki dünyanın bu diliminde bunu yaşamak payı düştü. Gel anne ol. Çünkü anne bir çocuktan Kudüs yapar diyor. İnsan baba olunca içinde bir Kudüs heyecanı oluşur. Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin diyor Nuri Pakdil. Rahmetle anarken bugünlerde Kudüs'ü ve Kudüs muhafızlarını anmak, onlara da buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Ahirete ithal eden bütün şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirin. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri, AK Parti İstanbul Milletvekili, değerli aile büyüğümüz Hasan Turan beyefendi hitap ettiler. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, kıymetli misafirler, Gazze'den Türkiye'ye göçmüş olan komşusuna davetiye ulaştırmak için kapısını çalan kişi, efendim diyor, malumunuz biz aylar evvelden salon tuttuk, davetiye bastık, insanları davet ettik, düğünümüz vardı, düğünü nikaha çevirdik, eğlenmeyeceğiz ama nikah akdimiz olacak, gelir misiniz? Yahut
biz bu düğünü yapsak bize kızar mısınız, nikahı yapsak kızar mısınız diyor. Komşusu Gazze'den göçmüş, Türkiye'ye gelmiş ve orada akrabalarını yitirmiş olan kişi diyor ki, ne münasebet, düğününüz eğlenceli olsun, biz de gelelim, eğlencenize eşlik edelim. Kültür farkı var, çok enteresan. Cenazesi var ve hasbinallahu ve ni'mel vekil diyor. Evladını yerden topluyor, elhamdülillah diyor. Nasıl bir iman? O iman bütün ümmeti diriltecek, sahi meşgul olsun, ayakları sabit olsun, Kudüs'ün özgürlüğünü hep beraber kutlayalım, burada bir cemiyette buluştuğumuz gibi. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, saygıdeğer hazırım. Şimdi değerli çiftimiz alanımıza girmek için alkışlarınızı bekliyor. Kuvvetli alkışlarınızı eşiğine ben değerli çiftimizi sahnemize davet ediyorum. Gel yar, seninle kavga edelim. Kabilden, karardan dönme mesajı. İkimiz bir dalda yuva kuralım, bir başka dala konma mesajı. Kuvvetli alkışlarınız bu gecenin en özel çiftine gelsin. Riyaset etmesi için İstanbul Müftümüz Sayın Safi Alpaguş hocamızı ben sahnemize davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bu gece bu salondaki her bir misafirimiz bu nikaha şahitlik edecek ama bazı özel şahitlerimiz sahneden nikaha şahitlik edecek ve nikah defterini imzalayacaklar. Bana 2A4 kağıdı verdiler nikah şahidi olarak. İzninizle ben nikah şahitlerimizi anons edeceğim ve anonsun hitamında şahitlerimizi sahneye davet edeceğim. Çünkü affınıza sığınıyorum, liste biraz kabarık efendim. Efendim MKYK üyesi Sayın Aziz Babuşçu, MKYK üyesi Sayın Emre Ete, Beykoz Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özdemir, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Sayın Hasan Tahsin Usta, Bahçeli Evler Belediye Başkanı Sayın Hakan Bahadır, İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Erdem, İstanbul Milletvekili Sayın Ümmü Gülşen Öztürk ve Milletvekili Sayın Fatih Süleyman Deniz Olgun, Milletvekili Sayın Sena Nur Çelik, Sayın Osman Gökçek, Der Saadet Mebusu kendisini özel olarak yazdırmış. Der Saadet Mebusu Sayın Ahmet Hamdi Çamlı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Serdar Çam, İl Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş, Pendik Belediye Başkanı Sayın Ahmet Cin, Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Serdar Çam, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Osman Boyraz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Leman Yenigün, Giresun Milletvekili Sayın Ali Temur, İstanbul Milletvekili Sayın Adem Yıldırım, İstanbul Milletvekili Sayın Şengül Karslı, İstanbul Milletvekili Sayın Azmi Ekinci, Tokat Milletvekili Sayın Yusuf Beyazıt, Adana Milletvekili Sayın Sunay Karabık, İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Emrah Karayel, İstanbul Milletvekili Sayın Oğuz Üçüncü, Giresun Milletvekili Sayın Nazım Elmas, Aksaray Milletvekili Sayın Cengiz Aydoğdu, İstanbul Milletvekili Sayın Seda Gören Bölük, Ankara Milletvekili Sayın Ali İhsan Arslan, Eski Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Işık, İstanbul Valisi Sayın Davut Gül, Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Varak, İstanbul Milletvekili Sayın Lütfiye Selva Çam, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Vahit Kirişçi, Meclis Başkan Vekili Sayın Celal Adan, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili
Sayın Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi üyesi Sayın Yıldız Seferinoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı, Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Öztekin, Eski Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati, İl Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş, bunları zannediyorum anons ettim, özür diliyorum. Trabzon Milletvekili Sayın Adil Kara İsmailoğlu, İstanbul Milletvekili Sayın Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi 29. Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş büyüklerimi sahnemize davet ediyorum. Sayın Fikri Işık Büyüğüm, sizi de kuvvetli alkışlar eşliğinde sahnemize davet ediyorum. Sayın İsmet Yılmaz Büyüğüm, buyursunlar efendim. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Halis Dalkılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Osman Nuri Kabaktepe, Kocaeli Milletvekili Sayın Raziye Katırcı, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Demir, Milletvekilimiz Sayın Büşra Demir hanımefendi, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Sayın Cem Çekerek, ismini anons etmemiş olduğum milletvekillerimizi davet ediyorum efendim. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Süleyman Soylu beyefendi, buyursunlar efendim. Aklınıza sığınarak Ordu Milletvekili Sayın İbrahim Ufuk Kaynak büyüğüm, buyursunlar efendim. Milletvekilimiz Sayın Tuğba Işık Ercan hanımefendi, buyursunlar efendim. Efendim, nikah akdine riyaset etmesi için ben kıymetli il müftümüze mikrofonu teslim ediyorum, buyursunlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mutlu akşamda, bu güzel günün akşamında, bu hayırlı işimizde bizleri sağlık afiyetle bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sünnet-i Seniyyesini akdetmek üzere toplanmış bulunduğumuz Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selam ediyoruz. Besmeleyle, hamdeleyle, salveleyle başladığımız ve hayır murad ederek, hayır talep ederek başladığımız bu nikah akdini huzurlarımızda kalabalık bir şahit topluluğu her iki cenahta da huzurunda yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cenab-ı Hak Turan ve Çelik ailelerinin evlatlarının bu güzel gününü hayırlara vesile eylesin. Daha nice mürüvvetlerini göstermeyi kendilerine nasip eylesin. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Öncelikle evlenecek çiftlerimizin irade beyanlarını alıp sonra şahitlerimize mikrofon uzatalım. Ve daha sonra da inşallah bu nikahı akdeyleyerek şahitlik ve dualarımızla birlikte bu mutlu evliliğin temelini atmış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hanımefendi, adınız, soyadı? Hüdanur Turan. Teşekkür ediyoruz. Beyefendi, adınız, soyadı? Burak Cençelik. Çok teşekkür ediyoruz. Hüdanur Hanımefendi, Allah'ın izni, Resul-i Kibriya Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi, burada bulunan çok kıymetli hazır olan şahitlerimiz ve misafirlerimizin şehadeti, hiç kimsenin tesiri altında kalmaksızın tamamen hür iradeniz ve kendi isteğinizle Burakcan Beyefendi'yi eş olarak kabul ettiniz mi? Evet, kabul ettim.
Burakcan Beyefendi, Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisine ittibaen Resul-i Kibriya Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine hürmeten burada bulunan şahitlerimizin, misafirlerimizin şehadetleriyle hiç kimsenin tesiri altında kalmadan tamamen hür iradenizle Hüdanur Hanımefendi'yi eş olarak kabul ettiniz mi? Evet, kabul ettim. Çok teşekkür ediyoruz. Şahitlerimizin şehadeti için kendilerine mikrofon uzatıyoruz. Buyurunuz efendim. Ben de şahit oldum. Allah hayırlı mübarek eylesin. Şahit oldum. İki cihan mutluluğu diliyorum. Ben de şahidi tebrik ediyorum. İki cihan saadeti diliyorum. Evet, şahit oldum. Rabbim bir yastıkta ihtiyar, iki cihanda bahtiyar eylesin. Şimdi bana diyorlar ki, şahitlerin tamamı şahitliği cehren söylerse çok vakit geçecek. Misafirler sıkılacak. Onun için grup başkanımızdan sonra herkes şahit olduğunu beyan etmiş olsun grup başkanı. Onlara vekaleten grup adını söylemiş olsun. Hayırlı akşamlar. Allah mübarek etsin. Rabbimden iki cihan saadet diliyorum. Ben bütün arkadaşlarımız adına, hem İstanbul Teşkilatları adına hem de parti kurumumuz adına, tüm heyet adına şahitlik ediyoruz. Allah mübarek eylesin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Misafirlerimizin alkışıyla birlikte ben yine de sahnede bulunan bütün şahitlerimize sormak isterim. Şahit miyiz efendim? Şahit miyiz efendim? Teşekkür ediyorum. Ben de Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisini Resul-i Kibriya Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine, şahitlerin şehadetine, misafirlerimizin dua ve şahitliklerine ve kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak Allah'ın emri peygamberin kavliyle Hüdanur Hanım ve Burakcan Beyefendi'yi nikahlarını akdeyleyerek karı koca ilan ediyorum. Allah mübarek eylesin. Hayırlı uğurlu olsun.